Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Fatır Suresi. Ve Fatır Suresinin bugün 1-8. ayetler arasını değerlendireceğiz. Fatır, kelime anlamı itibariyle yaratan, yokluğu yarıp meydana getiren gibi bu manaları ifade ediyor. Surenin ilk ayetinde Fatır kelimesi de geçmekte ve sure adını buradan almakta. Fatır suresi Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan, ağırlıklı olarak imani meseleleri ele alan surelerden bir tanesi. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor: Elhamdülillah fatırı semavati vel art, gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. Yani her türlü hamdü sena gökleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur. Câilil melâiketi rusule, o Allah melekleri elçiler yapar. Uli ecnihatin mefna ve sülâse ve rubâ, o melekler ikişer, üçer, dörder kanatlıdır. Yezîdu fil halgı mâ yeşe, Allah yaratılış noktasında dilediğine ziyadelik verir. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir, şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Elhamdülillah ifadesi Kur'an-ı Kerim'de sure başı olarak 5 ayrı surede geçiyor. Surenin içinde değişik yerlerde yine elhamdülillah kelimesi yer almakta. Böyle olunca elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in temel cümlelerinden bir tanesi. Malum Fatiha suresi de elhamdülillah ile başlıyor. Ve böylece elhamdülillah yaratılışın gayesini ifade ediyor. Varlıklar elhamdülillah demek için yaratılmış. Ve Cenab-ı Hakk'a elhamdülillah demek, onu kemal sıfatlarıyla tavsif etmek oluyor. Allah-u Teala işte yaratandır, melekleri elçiler yapandır. Bu da elhamdülillah demeyi gerektiren bir durum. Yani Allah yarattığı için elhamdülillah, Allah melekleri elçiler yaptığı için elhamdülillah, öte yandan ahireti yarattığı için elhamdülillah, insanlara her türlü rızkı verdiğinden dolayı elhamdülillah, yardım ettiğinden dolayı elhamdülillah, bütün bunlar elhamdülillah demeyi gerektiren durumlar. Burada ayet-i kerimede meleklerin elçiler kılındığı ifade edilmiş. Câilül melâiketi rusule, Allah bu melekleri elçiler yapandır. Bir yönü vahiy ve ilhamda birer elçilik yapmaları. İşte Cebrail aleyhisselam vahiy meleği, ilhamla alakalı görevli melekler de söz konusu. Böyle olunca Allah-u Teala bir kısım melekleri bu şekilde kelamını, vahyini, ilhamını bildirmede elçi olarak istihdam ediyor. Öte yandan bütün varlıkların da alemin tedbiriyle alakalı meleklere bakan ciheti var. Yani mesela yağmur yağıyor. Yağan yağmurun her bir damlasına görevli melek var. Diyelim dağa görevli olan melek var. Ağaca görevli olan melek var. Mesela güneşe görevli olan melek var. Hadiste bu şöyle ifade edilmiş: her gün güneş akşam battığında Cenab-ı Hakk'a secdesini takdim eder. Diğer gün tekrar doğmak üzere izin ister. Ve kendisine devamlı izin verilir. Ama kıyamet günü geldiğinde, o gün güneş battığında diğer gün doğmak için yine izin ister. Ama taraf ilahiden ona izin verilmez. Böylece artık diğer gün güneş doğmamış olur. Dünyadaki görevi tamamlanmış olur. Bu şekilde baktığımızda bütün alemdeki varlıklarla alakalı görevli melekler var ve bunlara müvekkel melek, bu gibi görevlere vekalet eden melek manası veriliyor. Demek ki mahlukat ile onlardaki ilahi tedbir noktasında birer elçilik görevini görüyorlar. Kanat itibariyle ikişer, üçer, dörder denilmiş. Biz genelde iki kanatlı kuşları görüyoruz ama mesela değişik böyle kanat yapısına sahip olan başka varlıklar da var.
kuşlar içerisinde. Bunlar da dört kanatlı, altı kanatlı gibi değişik kanatlar görebilmekteyiz. Acaba ayet-i kerimede de meleklerin ikişer, üçer, dörder kanatlı olduğu ifade edilirken daha fazla olamaz mı? Hatıra geliyor. Müfessirler genelde şuna dikkat çekmişler. Ayet-i kerimede ikişer, üçer, dörder denilmesi tahdit için değildir. Numune kabilinden bu şekilde ifade edilmiştir. Daha fazla kanat sahibi olmalarına engel yoktur. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı asli sureti üzere 600 kanatlı bir şekilde gördüğü bazı rivayetlerde yer alıyor. Ama tabii melekler nasıldır, kanatları nasıldır? Bu bizim açımızdan imani bir mesele. Kur'an-ı Kerim bunu anlatmış, iman ediyoruz ama keyfiyetini bilemiyoruz. Ayet-i kerimede yezidu fil halgı mâ yeşâ, Allah dilediğine daha ziyade kılar buyuruyor. Yani güç, kuvvet noktasında Allah dilemiş olduğu varlığa artı özellikler verir. Mesela insanlarla alakalı baktığımızda bir kısım insanların diyelim sesi daha kuvvetlidir. Bir kısmının aklı daha kuvvetlidir. Bir kısmının güzelliği daha fazladır. Bir kısmı sosyal kabiliyet yönüyle daha ziyadedir. Bu manada her bir varlığa Allah-u Teala değişik özellikler vermiş ve genel özellikler dışında daha artı bir takım özellikleri de bazılarına veriyor. İşte melekler de Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın emri ve izniyle tasarrufta bulunuyorlar. Onlara ziyadesiyle bir kuvvet verilmiş. Böyle olunca koca güneşe görevli olan melek hem onun ibadetini temsil ediyor hem de bu konuda kendine verilen görevi ifa ediyor. Ve Allah her şeye kadirdir. Ayet-i kerime bununla bitiyor. Demek ki meleklere verilen bu güç kuvvet Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunun da bir delili gibi. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ, Allah insanlara rahmet olarak neyi açacak olsa فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, o rahmeti tutacak yoktur. Yani Allah birine vermek isterse bunu engelleyebilecek hiçbir varlık yoktur. Allah kime rahmet etmek isterse eder, kimse buna engel olamaz. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ, ama Allah kime de tutarsa, ona bir şey vermezse Allah'ın tutmasından sonra ona bunu verecek yoktur. Yani Allah'ın vermediğine kimse bir şey veremez. Ama vermek istediğine de kimse engel olamaz. Ve huvel azizül hakim, o azizdir, hakimdir. Yani o mülkünde tam bir tasarrufa sahiptir. O mağlup olmaz, daima galiptir ve yapmış olduğu her işte hikmetli bir şekilde tasarrufta bulunur. Her yaptığı şey hikmetlidir. Ya eyyühennas, ey insanlar, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ, Allah'ın size olan nimetlerini yad edin. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ, Allah'tan başka semadan ve arzdan size rızık verecek başka bir ilah mı var? Burada soru tarzında gelmesi, yani ondan başka ilah yoktur manasını takrir ettirmek için, zihinlerde yerleştirmek için. Malum normal şartlarda soru öğrenmek için sorulur. Ama Allah-u Teala mülkünde şeriki olmadığını en iyi bilen, bir kısım insanlar Allah'a şerikler nispet ediyorlar. Ayet-i kerimede gökten ve yerden Allah'ın dışında sizi rızıklandıracak bir ilah mı var denilmesi, yoktur manasını anlatıyor. Gerçekten de rızkı veren odur. Yaratan o olduğu gibi rızık ile besleyen, hayatı devam ettiren de yine odur. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yok. İlah daha çok mabut manasında, yani ondan başka hak mabutu yok. İbadete liyakatı olan başka birisi yok. Fe enna tufakun, durum böyleyken nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Nasıl oluyor da
kendi elinizle yaptığınız şeyleri Allah'a şerik koşuyorsunuz. Veya doğrudan Allah'ın yarattığı bir takım varlıkları Allah'a ortak yapıyorsunuz. Ve in yükezzibuke, eğer onlar seni yalanlarlarsa, yani senin getirdiklerini, davanı yalanlarlarsa, fakat küzzibet rusulun min gablik, senden önceki peygamberler de, nice peygamberler yalanlanmıştı. Yani ilk defa ben peygamberim diyen sen değilsin. Peygamberimize yönelik bir hitap bu. Ve ilk defa yalanlanan peygamber de sen değilsin. Senden önce nice peygamberler geldi ve kavimleri onları yalanladılar. Şu anda da senin kavmin seni yalanlıyor. Ve ilallahi turcaul umur, ve işler, bütün işler Allah'a irca edilir. Yani bütün işler Allah'a döner ve bütün işlerle alakalı hükmü O verir ve O'nun dilediği olur, dilemediği olmaz. مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. يَا اَيُّهَا النَّاسِ, ey insanlar, اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ hak. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Yani Allah-u Teala öldükten sonra dirilmeyi anlatıyor veya Müslümanlarla ilgili Müslümanlara verilecek fetihleri anlatıyor. Bütün bunlar haktır, gerçektir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Değerli izleyenlerim, hepimiz şu anda dünyadayız ve dünya hayatıyla bağlarımız var. Adeta bir ağacın toprağa kök salması gibi biz de bir takım alakalarla dünya ile alakamız oluyor ve dünyaya adeta kök salıyoruz. Ve pek çok insan sadece ve sadece dünya var zannediyor, ahiretten gafil. İşte bu noktada, bu ayette olduğu gibi pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala bizi uyarıyor. Sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyaya mağrur olmayın. Dünyadaki servet, şaşaa, debdebe, bu gibi şeylere takılıp kalmayın. Mesela insan elbette yüksek makam sahibi olmak ister. İnsan zengin olmak ister. İnsan daha nice şeyleri de ister. Ama eğer ahirette bunlar bize fayda vermeyecekse, dünyada bunlara sahip olmamızın pek de anlamı yoktur. Hatta dünyada daha fazla servet, diğer alemde daha fazla soru demektir. Bunların tek tek hesabını vereceğiz. Dünyada diyelim bir makama, yüksek bir makama gelmek, diğer alemde bunun hakkını verdik mi diye bunun da sualini gerektirir. Böyle olunca Allah namına olmayan bütün makamlar, bütün servetler, bütün payeler diğer alemde bir kıymet ifade etmeyecektir. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ, ve garur olan, aldatıcı olan şeytan sakın sakın Allah'a güvendirip de sizi aldatmasın. Genelde bu şu tarzda açıklanıyor. Mesela pek çok insana şeytan şöyle bir desise verebiliyor. Sen şu anda gençsin, dilediğin gibi yaşa, keyfine göre yaşa. Allah'ın senin ibadetine zaten ne ihtiyacı var? Kaldı ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin günahlarını da affeder. Aslında Allah gafur, rahimdir. Burası doğru. Allah günahları affeder. Bunlar doğru. Ama bu şekilde şeytandan gelen bir desteğe kapılmak doğru değil. Çünkü insana yaraşan beynel havf ve reca, korku ümit arasında olmak. Yani hem Allah'ın rahmetini ümit etmek, hem de azabına maruz kalmaktan korkmak. Bu ikisini dengeli götürebilirsek, o zaman dünya hayatında bizden isteneni yapmış oluruz. Yoksa her türlü günaha gir, ardından da Allah gafur rahimdir de, bu yanlış bir değerlendirme olur. Allah gafur rahim olduğu gibi azizün züntikamdır, intikam sahibidir. Allah cezası şiddetli olandır. Bunları da beraberinde düşünmek gerekiyor. İnne şeytane lekum aduvun, şeytan sizin için bir düşmandır. Fettahizuhu aduve,
siz de onu düşman edinin. Tabi şeytan doğrudan gözle gördüğümüz bir varlık değil ama üzerimizdeki vesveselerini hepimiz az çok biliyoruz, farkındayız. Adeta içimizde bir varlık bizimle konuşuyor. Diyelim rüşvetle karşı karşıya kalan bir memura şeytan şöyle bir vesvese verebiliyor. Yani al, işte her zaman bu fırsat eline geçmez, fırsatı değerlendir. Sadece maaşla idare edemezsin. Bunun neticesinde memur inancıyla karşı karşıya geliyor. Ya inancını böyle kaybedecek veya en azından görmezden gelecek o anda veya şeytanın dediğini yapmış olacak. Bu ikisi arasında, yani şeytanın dediğini yapmak veya inancının gereğini yapmak, bu ikisi arasında gidiyor geliyor. Ve şeytan da adeta bastırıyor. Şöyle yap, böyle et tarzında onu tahrik ediyor. İşte bu manada şeytanı düşman kabul etmek, şeytanın vesvesesine uymamak anlamındadır. Yoksa mesela hacda olduğu gibi, hacda işte küçük küçük taşlarla şeytan taşlanıyor ve o şekilde şeytana muhalefetimizi göstermiş oluyoruz. Ama bu doğrudan o taşlarla şeytanı mağlup etmek demek değildir. Şeytanı mağlup etmek, onun dediğini yapmamakla gerçekleşir. Eğer şeytanın dediğini yapmıyorsak, onu düşman edinmişiz demektir. اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِرِ O kendi hizbini, kendine bağlı olan taraftarlarını o dehşetli ateşe girenlerden olmaya davet eder. Yani şeytan kendisi ateşe girecektir ve kendisine tabi olan kimseleri de oraya davet eder. İster ki beraber olsunlar ve o şekilde şeytan insan nev'inden intikamını alsın. Çünkü insan yüzünden şeytan Allah'ın rahmetinden kovuldu ve semavattan tard edildi, cennetten tard edildi ve insan da yeryüzüne gönderilince işte insanla mücadele noktasında kendisine izin verildi. Tabir caizse ilahi senaryoda bu, o da bu şekilde insanları günaha teşvik etme noktasında bu şekilde bir nevi görevini yerine getirmiş oluyor. İşte şeytan insan için bir düşman ve o düşmanlığını zaten yapıyor. Bize de düşen ona muhalefet etmek suretiyle düşmanlığımızı göstermek. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, inkar edenlere gelince لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Onlar için şiddetli bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyenlere gelince لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Onlar için bir mağfiret vardır. Ve اَجْرٌ كَب۪يرٌ Çok büyük bir ecir vardır. Yani neticede bir kısım insanlar ehli küfür oluyor ve o şekilde küfür yolunu tercih ediyor şeytanın destesiyle. Bunlar için şiddetli bir azap var. Bir kısım insanlar da ehli iman oluyor, şeytana muhalefet ediyor, salih ameller işliyor. Bunlar için de çok büyük bir mükafat ve aynı zamanda Allah'tan büyük bir mağfiret var. Burada mağfiretin nazara verilmesi, her insanın bir takım hataları, kusurları da olabilmesinden. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Ve bir kimse var, kötü ameli kendisine süslü kılındı ama o yapmış olduğu kötü ameli güzel görüyor. Böyle olan bir kimseyle böyle olmayan bir midir? Yani burada bir mukayese var. Yaptığı kötü ameli güzel görenle kötülüğü kötülük olarak bilen ve uzak kalan kimse bir midir? Elbette bir değildir. فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَى Şüphesiz Allah dilediğini yoldan çıkarır ve dilediğine hidayet eder. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ Öyleyse ey peygamber, kendini onların ardından bitirme. Yani onların yaptıklarından üzülüp de kendi kendini yiyip bitirme.
اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir. Yani onlar dünyada pek çok kötülük yapıyor. Şeytana yoldaş, arkadaş olmuşlar. Allah'ı haşa bunlardan gafil zannetme. Allah onların yaptığını bilmektedir. Ve bildiğine göre de onlara gereken cezayı verecektir. Cenab-ı Hak hepimizi şeytana tabi olmaktan muhafaza eylesin. Ve dosdoğru istikamet üzere bir yolda daim eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.